Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün LÖSEV'i konuşacağız, LÖSEV'i konuşacağız. İki değerli konuğum var. LÖSEV Haklı İlişkiler'den Mehmet Merkit ve yine LÖSEV'i yenen genç kardeşlerimizden Zeynep Şenkulak canlı yayın konuğumuz oldu. Kendileriyle LÖSEV'i konuşacağız, tedavi yöntemlerini konuşacağız, LÖSEV'in faaliyetlerini konuşacağız. Yine Zeynep Şenkulak'la bu süreci nasıl atlattı, hangi belirtilerle ortaya çıktı ve LÖSEV de şu anda hangi görevleri üstleniyor, bunları ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olacağız. Umarız sizlere de faydalı oluruz. Sorularınız vesaire varsa bunları sosyal medya aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Biz de konuklarımıza bu konuda merak ettiklerinizi iletebiliriz. Onların da cevaplarını sizlere ulaştırabiliriz. Sayın Mehmet Merkit, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar İsmail Bey. Sizi tanıyarak başlayalım. LÖSEV'de Haklı İlişkiler Birimi altında aktif iletişim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu şekilde bu hafta da biliyorsunuz 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bu kapsamda yapmış olduğumuz faaliyetleri halkımıza anlatmak adına buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Şenkulak, sen de LÖSEV'i yenen gençsin. Seni tanıyabilir miyiz Evet, kısa? ismim Zeynep Şenkulak. Erciyes Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Bu hastalığı yaşayıp atlatmış gençlerden biriyim ben de. Peki, hoş geldin Hoş canlı buldum. yayınımıza. Evet, 2-8 Kasım neden LÖSEV haftası? 2-8 Yani bir Kasım, özel nedeni vardır evet, mutlaka. 8 Kasım 1998'de vakfımız kuruldu. Bu kapsamda da LÖSEV'in Türkiye'deki lösemili çocuklara armağan etmiş olduğu bir hafta. Bu haftada neler yapıyoruz? Farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Tabii pandemiden önce daha yoğun bir şekilde Evet. yapıyorduk. Sizler de biliyorsunuz geçen sene çok dolu dizgin bir kampanya yürütmüştük. Farkındalık yürüyüşü yapmıştık. Halkımızı maske takmaya davet etmiştik. Bu da biraz kaderin cilvesi midir nedir bilmiyoruz. Şu anda herkes maske takıyor. Bir nebze olsun lösemili çocuklarımızı halkımızın anladığını düşünüyorum. Maske takarak sürekli. Yani o dönemde tabii ki şimdi güzel bir konu açtınız. Maske takanlardan uzak duruyorduk, sanki hastalığı var Evet. gibisinden. Ama maskenin demek ki bazı hastalıktan korunmak için takıldığını da bu süreçte Aynen. öğrenmiş olduk. Aynen. Lösemi hastalığına bakacak olursak genellikle çocukluk çağında görülen bir hastalık. Çocukluk çağı kanserleri arasında birinci sırada %30 oranıyla birinci sırada ve en yaygın olanı çocukluk çağı kanserleri arasında. Löseminin belirtileri kan değerlerinde azalma olduğu için sürekli yorgunluk hali, sürekli uyuma isteği, eklemlerde, kemiklerde ağrılar, diş eti kanamaları, iştahsızlık, kansızlık şeklinde sıralayabiliriz löseminin belirtilerini. Evet, onları ayrıntılı bir Evet. şekilde konuşacağız inşallah. Zeynep Şenkulak, sen kaç yaşında bu hastalığa yakalandın ve ne kadar sürdü? Belirtisi nasıl ortaya çıktı? Ben bu hastalığa yakalandığımda 9 yaşındaydım. Belirtileri diş etlerimde kanamalar, bacaklarımda morluklar oluşmaya başlamıştı. Bununla birlikte hastaneye gitmiştik zaten ama hani lösemi olabileceğini hiç düşünmüyorduk. Hani normal işte diş etlerim şişmiştir vesaire tarzında düşünüyorduk. Sonra lösemi tanısı konuldu. Yaklaşık 2 yıl kadar falan sürdü tedavimde. Nerede oldun tedavi? Burada mı, Burada, Ankara'da? Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. 9 ve 11 yaşında mı atlattın? Evet. O döneme ilişkin tabii çocuksun, belki aklında çok fazla bir şey kalmayabilir ama yine de o günleri unutmayacağın bir şey mutlaka olmuştur. Ne aklında kaldı? Ya tabii ki benim için saç çok önemli bir kavramdı o Hmm. zaman da. Zaten kız çocukları için genel olarak böyledir. Ben saçlarımı kaybettiğim zaman kemoterapi saçları döküyor çünkü. O zaman çok üzülmüştüm. Hani aklıma kazınan en büyük olaylardan biri budur. Çünkü beline kadar uzanan saçlar falan hani klasik kızlar genelde hani bu şekilde severler zaten. Aklıma kazınan en önemli olay buydu benim için. Bir de arkadaşlarımı göremiyordum. Hani şu an zaten pandemi sürecindeyiz. Yine akrabalarımız, arkadaşlarımıza çok fazla görüşemiyoruz ama o zaman kesin bir sınır vardı. Yaklaşık 2 yıl boyunca arkadaşlarımla görüşememiştim. Evet, o ana da inşallah bitmiş, çok da geride kalmış. Şu anda da gönüllü olarak LÖSEV'de görev alıyorsunuz. Evet.
Evet, onu ayrıntılı konuşuruz. Sayın Merkit, lösemiyi bize biraz anlatalım. Yani neden kaynaklanarak, nasıl ortaya çıkıyor, risk grubundakiler kimler? Şöyle, tek bir nedeni vardır diyemiyoruz ne yazık ki. Hı hı. Genetik faktör önemli burada. Ailenin kansere yatkınlığı varsa, çevrelerinde, akrabalarında varsa genetik faktör oldukça önemli. Onların daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlıklı besinler tüketmeleri gerekiyor. Aslında bakacak olursak yediğimiz, içtiğimiz besinlerden, soluduğumuz havadan, maruz kaldığımız radyasyondan bu hastalıklara yakalanma olasılığımız artıyor diyebiliriz. Kimler risk grubunda? Radyasyona fazla maruz kalanlar diyebiliriz. Yani çocuklar nasıl kalıyor ki? Genellikle çocuk hastalığı olarak... Bilgisayar, tablet, genellikle genetik faktör ön planda. Lösemi hastalığında. Hı. Diğer kanser türlerine bakacak olursak da yediğimiz, içtiğimiz besinlerden, işte biliyorsunuz tarım ne yazık ki ata tohumdan uygulanmıyor. İçerisine çeşitli maddeler katılıyor. Veya yediğimiz çikolatalarda bile katkı maddesi var. Raf ömrünü uzatan maddeler var. Bu da ülkemizin kanser kuşağında olduğunu belirtiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler korkunç durumda. Yılda 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Ve günde 400 kişi... Lösemiye mi? Genel kanser. Genel kanser hastalığına yakalanıyor. Günde 400 kişi kansere bağlı nedenlerden dolayı ülkemizde hayatını kaybediyor. Bu aslında maruz kaldığımız şu anda gündemde olan pandemiden daha üzücü bir durum. Devletimizin de bu konuda dikkate alması lazım bu durumu. Kansere dur demek gerekiyor diyoruz. Kayseri'de lösemi hastası çocuk sayısı ne kadar? Şu anda 1500 Kayseri'de vakfımıza kayıtlı lösemi ve kanser hastası var. Bunun %30'unu lösemi hastaları ve çocuklarımız oluşturuyor. Diğer geri kalan %70'lik dilimde ise yetişkin kanser hastaları da var. Onlara da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Türkiye ortalamasına, büyük şehirlere göre Kayseri ne durumda, korkulacak bir tablo? Şöyle, vakfımıza kayıtlı 45 bin hastamız var. Kayseri'de de 1500, bu çevrede Sivas, Nevşehir, Niğde illeriyle de biz direkt iletişim halindeyiz. Onları da katacak olursak 2000, bu çevrede 2000 ailemiz var. Vakfımıza kayıtlı sadece. Evet. Tabii ki büyük şehirler, Sivas vesaire katınca biraz daha rakam büyümüş gibi duruyor. Nasıl ortaya çıkar? Yani sonuçta 1500 hastanın belki biniyle konuşmuşsunuzdur, muhatap olmuşsunuzdur. Herkeste farklı farklı belirti mi ortaya çıkıyor, yoksa yani belirtileri belli, bu durumlar ortaya çıkınca mutlaka hastaneye, bir hekime başvurmak mı gerekir? Genellikle tabii Zeynep daha iyi bilecektir. Bir darbeye maruz kalmadan oluşan morarmalar, eklemlerde, kemiklerde ağrılar, diş eti kanamaları, yine Zeynep'in söylemiş olduğu gibi. Bu gibi şikayetlerle ailelerimiz başvuruyor. Daha çok dahiliye uzmanlarına başvuruyor. O uzmanlar da, doktorlarımız da kan ölçümü yaparak hematoloji servisine, onkoloji servisine iletiyorlar. Bu şekilde tabii çoğu ailemiz çocuğuna yakıştıramıyor bu hastalığı. Oldukça uzun süreli bir hastalık ve nimlenmiş bir hastalık diyebiliriz. Uzun sürdüğünden ve tedavisi biraz güç olduğundan, maddi anlamda da sosyal psikolojik anlamda da güç olduğundan kabullenmesi biraz zor bir hastalık. Neden kabullenemiyoruz? Yani sonuçta bu hastalık bir suç değil. Suç değil ama uzun süreli bir hastalık ve lösemi deyince, kan kanseri deyince biraz korkuyoruz. Biliyorsunuz uzun süre hastanede kalma durumu var. Yaklaşık bir yıl süreyle ve bütün hayatları hastanede geçiyor. Genellikle çocuğun ve annesinin bir yılı hastanede geçiyor ve bu da sıkıcı bir süreç. Ama atlatılıyor. Günümüzde bizim Lösente Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde %92'lere varan iyileştirme oranı söz konusu. Ve bu Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde de iyi bir oran var. %80 oranında iyileştirme oranı. Yine şehir hastanesi
aynı diyebiliriz. Günümüzde eskiden eski durumdaki şartlar günümüzde yok. Günümüzde daha iç açıcı oranlar verebiliyoruz. Evet, sen ne kadar kaldın hastanede? Ben hastanede yaklaşık 3 ay boyunca yaptım. Daha sonra idame tedavisi dediğimiz ayakta tedavi sürecine girdim. Haftalık hastaneye gidip kan testlerimi yaptırıyordum ve ayakta ilaç alıyordum. O 3 ay boyunca yanında kim kaldı? Yanımda annem kaldı ama anneyi odaya almıyorlardı. Yani sen tek başına kalmak zorundaydın odada. Sadece hani ihtiyaçlarımız olduğu zaman çağırabiliyorduk. Onlar için ayrılmış ayrı bir oda vardı. Hatırlıyor musun o dönemde canın sıkılıyordu muhtemelen? Tabii ki canım çok sıkılıyordu o dönemde. Ben sürekli kitap okuyordum o dönemdeyken. Bir sürü kitap bitirmiştim. Zaten 9 yaşındaydım. Okula devam edememek beni üzmüştü ama oradaki kitaplarımla çalıştığım zaman onu bir şekilde tedavi edebilmiştim. Oradan süren dostluğun, arkadaşlık kurduğun kişiler var mı? Hayır, yani direkt yatarken arkadaşlık kurduğum kişiler yok. Çünkü benim zamanımdayken bir bebek bir de yetişkin hasta. Yani 10 yaşından büyük hasta yatıyor. 9-10 yaşından büyük hasta. Onunla zaten iletişim kuramıyorduk. Onun dışında dışarıya çıkmamız zaten yasaktı. Enfeksiyon riski açısından herkesin kendi odası vardı. Ama idame tedavisine geçtikten sonra tabii ki arkadaşlarım oldu. Onlarla hala görüşmeye devam ediyoruz. Onlar da benim gibi LÖSEV'e kayıtlı olan hastalar. Sürekli etkinliklere katılıyoruz. Evet tabii yani Cenab-ı Mevlam korusun ama tedavi edilmeyecek bir hastalık evet, değil. İyileşebilen. Güzel bir rakam verdiniz %92. Evet. Tabii bu hastalığın büyük çoğunluğu sizin söylediğiniz gibi hastanede geçiyor. LÖSEV'in de bir köyü var zannedersem evet. Ankara'da. Yani böyle ailelerin uzun süre kalabileceği ve ücretsiz evet. zannedersem bunu da karşılıyorsunuz. Oradan da biraz bahsedelim. LÖSEV köyümüz, Lösemili Çocuklar Köyümüz Ankara Gölbaşı'nda yer alıyor. Ankara dışından gelen ailelerimiz, Lösanta Hastanesi'nde tedavi gören ailelerimiz burada ücretsiz şekilde konaklıyorlar. Bahçılarımızın destekleriyle. Buradaki bütün giderler, çocuğun yemeği, kılık kıyafeti, annenin kıyafeti hepsi LÖSEV tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda burada doğal tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yürütülüyor. Çünkü bu hastalığı atlatmada da doğal ürünlerin desteği oldukça önemli. Orada hastanede kalan ücret ödüyor mu? Lösemili çocuklara tamamen ücretsiz tedavi imkanı sağlıyoruz. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde. Yetişkin kanser hastaları da sosyal hizmetler biriminin incelemesi sonucunda onlar da ücretsiz şekilde tedavilerini görüyorlar. Neden böyle bir hastaneye ihtiyaç duyuldu? Yani bizim Kayseri ölçeğinde, Sivas ölçeğinde buralarda tedavi imkanları olamıyor mu? Şu anda Kayseri'de de bir hastane yapılmakta biliyorsunuz. Evet. Orada da güzel bir çalışma yapılıyor. Sanırım 60 yataklı bir hastane. Tamamen çocuklar için ayrılmış bir hastane. Türkiye genelinde büyük bir hastaneye ihtiyaç vardı. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi. 400 yatak kapasiteli bir hastane. Tamamı Türk milletinin bağışlarıyla yapıldı bu hastanenin. Şu anda sadece 200 yatağını kullanabiliyoruz. Sanırım 3 hafta öncesinde 200 yatağı çıkarıldı. Daha öncesinde 75 yatağını kullanabiliyorduk. Multidisipliner bir hastane. Sadece onkoloji veya hematoloji servisleri yok. Diğer bölümler de mevcut. Burada diğer vatandaşlarımız da kendi hastalıkları dolayısıyla gidip tedavi olabilirler. Bu da hastanenin hem bağış oluyor hem de Türkiye'nin en temiz hastanesinde Türkiye'nin en iyi hocalarıyla iyileşmiş oluyorlar diyelim. Yani enteresan geliyor tabii ki ücretsiz tedavi evet. bana. Lösemili çocuklar. Yani bunu herkesin yapabileceği bir durum değil diye evet. düşünürken ama o kadar özverili hekimlerimiz sizin gibi çalışanlar var ki ya da hayırseverlerimiz var ki bunlar karşılanabiliyor. Evet şüphesiz öyle. Evet, tabii yani bu çok pahalı bir tedavi süreci dediniz. Neden böyle dediniz? Çoğunlukla ilaçlar yurt dışından sağlanıyor. Biliyorsunuz kur farkı da oldukça açılmış durumda. Bu noktada da bağışçılarımızın desteklerini her zaman
bekliyoruz. Tamamını ne yazık ki devlet karşılamıyor. Bir kısmını karşılıyor ilaçların. Doktor bu ilacı alman lazım diyor. Ve aileler de genellikle kredi çekiyorlar bu ilacı almak için. Hı hı. Ve bu da büyük bir yük oluyor. Bunları da destek anlamında ailelere çeşitli yardımlar yapıyoruz. Dilerseniz o yardımlardan bahsetmek istiyorum. Evet, bir kırmızı ete girelim, sonra yardıma girelim. Bu hastalığın tedavi yöntemlerine girelim. En önemli tedavilerinden, yöntemlerinden birisi kırmızı et. Evet, biliyorsunuz bağışıklık sistemleri aldıkları ilaçlardan dolayı bayağı zayıflıyor. Bunu güçlendirme adına da kanser hastalarının kırmızı et tüketmeleri gerekiyor. Bu ihtiyacı da kurban döneminde aldığımız bağışları yıl içinde dağıtımını sağlayarak ailelerimize iletiyoruz. Kırmızı etle beslenen çocuklarımız, yetişkin kanser hastaları bu hastalığı çabucak atlatıyorlar bu şekilde. Hangi tür tedavi yöntemleri kullanılıyor? Genellikle kemoterapiyle tedavi ediliyorlar. Daha sonrasında işte hücre uygun durumdaysa alıyorlar. Öte yandan kemoterapiye yanıt vermezse hasta kemik iliği nakline gidiliyor. Hı. Bu daha hasta için daha yorucu, daha meşakkatli bir durum diyebiliriz. Çocuklarda ölüm oranı azaldı ama benim. Tabii ki. Önceden 90'lı yıllarda 10 çocuktan 8'ini ne yazık ki kaybediyorduk. Ama günümüzde iyileşme oranı farkındalığın artmasıyla, erken teşhisin oluşmasıyla oldukça iç açıcı durumda. Tabii çocukları kaybetmemek de önemli. Bunun evet. için de mutlaka aslında LÖSEV'in de destekleniyor olması lazım. Tabii ki. Yardımlardan bahsedelim. Ne tür yardımlar yapıyorsunuz? Gruplandıracak olursak aynı yardım, nakdi yardım ve sosyal psikolojik evet. yardım grubu. Tek tek açalım o zaman. Evet, aynı yardım grubunun içerisinde ailelerimize az önce bahsetmiş olduğumuz kırmızı et paketleri iletiyoruz. 10 kiloluk paketler bunlar. Öte yandan kartlarımız var. Onlara belli bir meblağ içerisinde yüklüyoruz. Anlaşmalı olduğumuz marketlerden dilediğince kırmızı et grubundaki etleri alıyorlar. Bu oldukça güzel bir uygulama. Öte yandan kuru gıda paketleri iletiyoruz ailelerimize. Zeynep Hanım'ın söylemiş olduğu gibi zaten hastanede tedavilerini görüyorlar. Orada da uygun yemekleri yiyorlar. Ama eve geçtiklerinde kanser hastalarının veya lösemili çocuklarımızın bu imkanı sağlamadığını görüyoruz. Bu noktada da kuru gıda paketleri oldukça önemli. Hijyen malzemesi paketleri ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Bu dönemde oldukça önemli biliyorsunuz. Pandemi döneminde maske biliyorsunuz kaos hakimdi maske konusunda. Onları da ilettik. Öte yandan diğer konumuza geçecek olursak nakdi yardım. 2000 lira ile 15 bin lira arasında ailelerimize yardım sağlıyoruz. Bu nokta... Şartlar nedir? Şartlar şu şekilde vakfımıza kayıt yaptırması gerekiyor ailelerimizin. Her ailenin belli bir dosyası var. Ve her ayın sonunda bu dosyalar inceleniyor. Ailenin maddi durumu göz önünde bulundurularak aileye o oranda nakdi yardım sağlanıyor. Öte yandan sosyal yardımlar. Sosyal yardım grubu da oldukça önemli. Hastalığı atlatıyorlar ama iletişim sıkıntısı yaşıyorlar çocuklarımız. Bu noktada da çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Önemli gün ve haftaları atlamadan kutlamaya özen gösteriyoruz. Bu haftada da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olması nedeniyle de bir etkinlik düzenledik. Yarın başlayacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin destekleriyle Kayseri'de ve ilçelerde bulunan belirlediğimiz çocuklarımızın sokaklarına giderek çeşitli eğlenceler yapacağız. Onlara da bir takım hediyeler vereceğiz. Güzel geçeceğini umuyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunlara moral desteğini tabii bulunacağız. Ki. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin yine bando ekipleriyle, dans ekipleriyle güzel, eğlenceli geçeceğini umuyoruz. Öte yandan onkoloji olimpiyatları dediğimiz bir olimpiyatlarımız var. Pandemi döneminde ne yazık ki gerçekleştiremiyoruz ama geçen sene yapmıştık. Moskova'da ve Polonya'da düzenlenen olimpiyatlarda lösemiyi atlatmış çocuklarımız boy gösteriyor. Çeşitli spor dallarında diğer ülkelerden gelen çocuklarla
burada kendi ülkemizi temsil etme şansı yakalıyorlar. Öte yandan Amerika'ya gönderiyoruz çocuklarımızı, oraları geziyorlar. Bodrum'da bir otelimiz var, Turgut Reis de yer alıyor. Burada da hem lösemili çocuklarımız, gençlerimiz anneleriyle birlikte tatil sevinci yaşıyorlar diyebiliriz. Yani vakfa kayıt neden önemli? Para mı kazanıyorsunuz oradan? Böyle bir şeyiniz mi var? Hani vakfa üye olması lazım diyorsunuz da şimdi bizi izleyenler merak ediyordur. Evet. Yani buradan LÖSE para kazanıyor da o yüzden mi ücretsiz bir şeyleri sağlıyor diye düşünen olabilir. Şu şekilde biz ne kadar çok aileye ulaşırsak o kadar çok iyi diyoruz. Bu konuda muhtarlarla... Herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz, hayır, değil mi kayıt mayıt için? Onu sormaya çalıştım. Kesinlikle talep etmiyoruz. LÖSE 22 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Sadece lösemili çocuklara değil, yetişkin kanser hastalara da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu noktada da çağrı yapalım. Çevrenizde varsa sadece lösemili değil, yetişkin kanser tanılı hasta, kanser tanısı olması yeterli, grubu fark etmiyor. Bizlere yönlendirebilirsiniz. Az önce saydığım yardımlardan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz çevrenizdeki hastalar. Yani LÖSE özellikle kanser hastalarına yönelik ücretsiz bir şekilde tedavi ve bütün olanakları sağlıyor. Burada herhangi bir çekinmenize gerek yok. Evet. Vakfa mutlaka kaydınızı da yaptırın. Herhangi bir ücret ödenmiyor. Bunu bir kez daha ben ekranlardan dile getirmiş olayım. Kimseden çekinmenize, korkmanıza gerek yok. LÖSEV aracılığıyla bu tedavi sürecini güçlü bir şekilde sağlayabilirsiniz. Tek başınıza ailenizle bu savaşı yürütmek başka, topluca size verilen desteklerle, moral, motivasyon ve maddi anlamda verilecek desteklerle bu mücadeleyi sürdürebilmek daha kolay diye düşünüyorum. O yüzden Sayın Mehmet Merkit'in de ifade ettiği gibi sadece lösemili çocuklar değil, kanser hastası olan herkesin vakfa üye olmasında fayda var. O dönem ailenin mutlaka sana desteği olmuştur. Tabii her bir aile evladının, kıymetlisinin saçlarının dökülmesini, hasta olmasını istemez. Belki gizli gizli üzüntü duymuştur ama bunu mutlaka yansıtmamıştır sana. Hatırlıyor musun o dönemi? Hatırlıyorum. Yani şöyle, benim hastalığım tekrarlama sürecine girmişti. Tedavim bittikten sonra tekrarladı hastalıktan de. Çünkü bu hastalıklarda tekrarlama riski de çok yüksek zaten. O dönemde annem hastaneye tekrar yaptığımızda benden gizli gizli ağladığını fark ediyorum. Tabii ki fark ediyorsun. Her ne kadar çocuk da olsan, 9 yaşında bile olmuş olsanız sonuçta fark edebiliyorsunuz. Geldiği zaman gözleri şiş bir şekilde geliyordu çünkü odaya. Evet, fark ettirmemeye çalışıyorlar sizin de söylediğiniz gibi ama anlayabiliyorsunuz üzüldüklerini. Peki şu anda sen yani lösemiyi yemişsin elhamdülillah. Bu noktada sıkıntı yok. Bu böyle bir yapı içerisinde yer alınca ne hissediyorsun? Bir kere kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü ben o dönemlerden geçmiş bir insanım. Ne kadar zor bir süreç olduğunu biliyorum ve bu süreçten geçen kardeşlerim, arkadaşlarım, belki abilerim, ablalarım var. Ben onların yanında onlara destek olmak ve ben iyileştim, siz de iyileşebilirsiniz demek istiyorum. Çünkü o dönemde gerçekten iyileşen insanları görmek o kadar moral veriyor ki insana. Bizim hastaneye geliyorlardı bazen ben hastanede yatarken. Ben iyileştim, işte benim saçlarım uzadı, sen de iyileşeceksin diye bizi motive etmeye çalışıyorlardı ve gerçekten çok da faydalı oluyordu. Zaten benim okuduğum bölümü seçmemdeki en büyük faktör de insanlara daha iyi yardım edebilmek, onlarla daha iyi iletişim kurabilmekti. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olarak hissediyorum en başta zaten. LÖSEV benim için bir aile, LÖSEV kavramı benim için bir aile ve ben bu ailenin içinde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani sadece çocukla değil, onların annesine, annelerine yani ailelerine yönelik de desteklemeleriniz oluyor mu? Tabii ki. Sonuçta çocuk elbette hasta, belki bunu hissediyor, üzüntü duyuyor ama en büyük üzüntüyü aslında güçlü olması gereken aileleri duyuyor. Onların ayakta kalabilmesi için neler yapıyorsunuz? Ev ziyaretleri oluyor zaten. Sosyal hizmet uzmanlarının gerçekleştirdiği. Biz ev ziyaretlerine gidiyoruz onlarla birlikte, onların uygun gördüğü şartlarda. O zaman ailelerle konuşma imkanımız oluyor. Hı. Zaten bizi gördükleri zaman otomatikman yüzlerinde bir gülümseme oluşuyor. Çünkü sen iyileştiysen benim de çocuğum iyileşebilir diye düşünüyorlar.
Hastane ziyaretleri yapıyoruz yine aynı şekilde. Oradaki ailelerimiz de iyileşmiş gençlerimizi oldukça sıcak karşılıyorlar. Hastalık uzun süre olduğu için bir anneden şunu duymuştum. Gerçekten bitiyor mu bu hastalık? Çünkü uzun süreli bir hastalık. Aylarca orada kalmışlar. Ve neredeyse umudu tükenecek. Evet. Oldukça olumlu karşılanıyor. Hastanedeki veya evde tedavisi, idame sürecinde olan annelerimiz tarafından. Bu yeni yapılan hastane elbette ki çok fayda sağlayacak değil mi? Evet, tabii ki. 400 yatak kapasiteli dedik. Multidisipliner bir hastane. Sadece bir noktada kanser hücresi varsa diğer noktayı veya yoksa diğer noktada bulan cihazlar var. Radyoterapi cihazları var. Önceden atıl durumda olan şu anda 200 yatak kapasitesine çıktıktan sonra çalışmaya başlayan son teknolojik ürünlerle donatılmış bir hastane diyebiliriz. O da Ankara'da Gölbaşı'nda yer alıyor. Evet, yani siz neden böyle bir yapı içerisindesiniz? Siz hastalığı atlattınız mı yoksa? Yok, hayır. Ben gönüllü olarak başladım. Aynen. Erciyes Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezunum. O yıllarda benim öğrencilik zamanlarımda hastane yapılıyordu. Biz de arkadaşlarımızla saçımızı kestirmiştik o sıralar. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin yapıldığı sıralarda da bir video çekelim dedik. Bir farkındalık çalışması yapalım dedik. Bir tuğla da sen koy dedik. Bir çağrı yaptık. Oradan kaderin cilvesi midir nedir? Sonrasında LÖSEV'le yollarımız kesişti. Ve 3 yıldır devam ediyoruz halkla ilişkiler birimi olarak. Evet. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu istismara açık bir alan. Evet. Özellikle oraya da girelim. İnsanlar eline bir iki fiş diyelim ya da fatura ya da ne o kesiyor. Perakende satış fişi olarak. Evet, perakende satış fişi. Boynuna da bir şey asıyorlar. Evet. Lösemi ya da başka bir şey. Sanki kurumdan gelmiş gibi yardım topluyorlar. Siz mi dolaşıyorsunuz? Siz kapı kapı mı gezip para topluyorsunuz? Böyle bir uygulamanız var mı? LÖSEV'in 22 yıldır bu tarz bir uygulaması yoktur. Bunları yapan da evlerinize gelip sizden bağış isteyen veya yolunuzu çevirip bir dergi satarak bağış isteyenler kesinlikle LÖSEV personeli veya ailesi değildir. Bunlar tamamıyla dolandırıcılardır. LÖSEV 22 yıldır bu tarz bir bağış kanalı yoktur. Bağış yapmak isteyenler olursa onu da söyleyelim. Hı hı. Ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz. Kayseri'de de bir ofisimiz var. Alparslan'daki alışveriş merkezinin hemen karşısında Vakıf Özat'a Prestij Apartmanı 1. kattayız. Ofislerimizi ziyaret ederek bağışlarınızı yapabilirsiniz. Öte yandan bankalar aracılığıyla bütün bankalardan LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum şeklinde belirtirseniz yardımcı olacaklardır. Kesinlikle bir kesinti olmadan bağışınızı aktarabilirsiniz. Öte yandan sitemizi ziyaret edebilirsiniz. losev.org.tr üzerinden bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani orada para bağışlıyoruz değil mi? Maddi anlamda bağış yapabilirsiniz. Öte yandan az önce kuru gıda dedik, ailelerimize iletiyoruz. Bunu da ofislerimize direkt iletebilirsiniz. Kuru gıda paketlerinizi iletebilirsiniz. Öte yandan şu anda pandemi nedeniyle almıyoruz ama ikinci el kıyafet, oyuncak vesaire bağışı da kabul ediyoruz. Yani ben şunu net mi anladım? Elinde bağış fişiyle gezen, boynunda herhangi bir şey olan, resmi kartı gibi olur, kartı olanlar sizle alakası yok, alakası dolandırıcı. Yok. Kesinlikle yok. Bu engeller adına da yapıyorlar bunu. Kesinlikle sömürü diyebiliriz. Kesinlikle bunlara para vermeyeceğiz. Evet. LÖSEV'in şubelerini ziyaret edeceğiz. Kayseri'de Alparslan'da Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin karşısında Özat'a dediniz değil mi? Vakıf Özat'a Prestij Apartmanı'nın 1. katında buraya uğrayabilirsiniz. Bankalardan LÖSEV'e bağışta bulunabilirsiniz. Yine
Tabii ki internet sitesini LÖSEV'in ziyaret ederek buradan da bağışta bulunabilirsiniz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Şu konuyu da gündeme getirseydim ekrana çıkmışken kardeşlerime, arkadaşlarıma, büyüklerime şu konuyu ileseydim dediğiniz bir şey varsa onu alıp bitirelim. Mehmet Merki de söz verip bitireceğim. Şu konuyu iletseydim diye değil ama sadece kardeşlerimin, arkadaşlarımın yanında olduğunu belirtmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Ağzına sağlık katıldığın ederim. İçin. Senden eklemek istediğin, duyurmak istediğin ya da şu konuyu gündeme getirseydik iyi olur dediğin bir şey varsa alıp bitirin. Bir sosyal medya çalışması yürütüyoruz. 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle. Sosyal medya hesaplarınızdan LÖSEV'de her çocuk kahraman yazarak paylaştığınız her fotoğraf destek anlamındadır. Bu hafta diyoruz ki hayatta umutlu ol sen her zaman. Unutma her çocuk bir kahraman diyoruz. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bunları getirdik. Bunlardan isterseniz bahsedin. Evet. Bunlar LSV Dükkan Lösemili Çocuklar Vakfı'nın bir markası. Sadece kupa gibi değil, annelerimizin üretmiş olduğu ürünler de mevcut. Çanta, bebek, kitap ayracı, rozetler. Önemli gün ve haftalarda arkadaşlarınızın doğum günlerinde buradan alışveriş yaparak lösemili çocuklara katkıda bulunabilirsiniz. Kayseri'de de mutfak atölyesi kısmı oldukça aktif durumda. Erişte ve mantı üretimi söz konusu Kayseri ofisimizde de. Ve mandalinalarımız var. İzmir Seferihisar'da doğal bir bahçemiz var. Tamamı doğal, parafinsiz. Kayseri'de de var herhalde. Oradan hiç bahsetmedik. Hobi bahçesinde sanki. Doğal ürünler bahçemiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis etmiş olduğu. Orada da doğal domates, salatalık, biber, küçük bir bahçemiz var. Oradaki ürünleri de ailelerimize iletiyoruz doğal şekilde. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Bugün LÖSEV Haklı İlişkiler'de Mehmet Merkit ve LÖSEV'i yenen genç kardeşlerimizden Zeynep Şenkulağı ağırladı. Kendileriyle LÖSEV'i ve LÖSEV'i konuşmaya çalıştık. Umarım sizlere de faydalı olmuşuzdur. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.